Gaziantep'te yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini aldı. Haliyle sevdiğimiz için alıyoruz. Antep fıstığının taze olanın tadı daha bambaşka oluyor. Hele hele dalından koparıp da yine zaman daha güzel olur. Benim tavsiyem Gaziantep'e gelip böyle Antep fıstığı tanıtılan yerden almaları daha güzel olur. Örnek olarak Ankara'dan alsam bu tadı vermez. Veyahut İstanbul'dan alsam bu tadı vermez. En güzel yeri Gaziantep'te burası. Gaziantep'ten alacaksın, Gaziantep'te yiyeceksin. Geçen sene oranla fiyatı iki misli olmuştur. Zaten Türkiye'de malum her şey pahalanıyor. Antep fıstığı da pahalanmış. Tazesi bu sene 250 lira. Ama geçen sene 120 liradan 125 liradan satılıyordu burada. Gaziantep'li olduğumuzdan dolayı, fıstığa düşkünlüğümüzden dolayı da 1000 lira da olsa kilosu alırız yani. Tadı bambaşkadır. Benim geldim almayadan istediğimden dolayı onun yeter ki gönlü kırılmasın, nefsi kalmasın diye geldim lastik buradaymış ve buradan alıp götürüp Almanya'ya gelmeme hediye edeceğim. Herkesin yemesine tavsiye ederim. Efendim fıstık Barak, Oğuzeli, Nizip, Nizip'ten başlar. Urfa Ceylanpınar'a kadar gider yani yoğunluk olarak da. Bu sene beklediğimiz gibi bir verim alamadık. Normalde bu sene fıstığın çok verdiği seneydi. Bir sene az, bir sene çok verir. Bu sene çok verdiği seneydi ama tam istediğimiz mahsulleri alamadık. Çünkü kışın yoğun bir dolu yediği için tam beklediğimiz gibi olmadı açıkçası. Efendim fiyat yüksekliği fıstığın eleme makinaları var. Elek altı var, elek üstü var, double natural var, ana çıtlak var, jumbo var. Elek altı dediğimiz ürün bir fıstık ağacının en küçük mahsulüdür. Elekle elerler, onlar eleğin altına düşer. Hamlı dediğimiz fıstık var. Hani derler ya bu çocuk daha ham, tam olmamış. Tam olmadığı için onun fiyatları diğer fıstıklara göre daha uygun olur. Bir de bunun double olanı var, orta kalite. Double'la makine çıtlağı. Ana çıtlak ve ağaç altı dediğimiz şeylerde ana çıtlak dalında çıtlar. Ağaç altı da hem dalında çıtlar hem dalının altına düşer. En iyi fıstık, en kaliteli fıstık ağaç altıdır. Yaş fıstığın, onun normalde fiyatları iriliğine bağlı olarak satılır. Etliliğine, ağzı açıklığına, çıtlaklığına, kapalılığına. O da normal aynı kavrulmuş olanlar gibi. Hani az önce dedik ya elek altı, ana çıtlak, jumbo. Zaten o yaşı da işten anlayan kişiler dışarıdan baktığı zaman anlayabilir. Hangisinin jumbo, hangisinin elek altı olduğunu, karma olduğunu, karışık olduğunu anlayabilirler. Yaş fıstık için iki katı fiyat artışı var. Geçen sene 120 lira, 130 liraya satılan fıstık bu sene 250-280 liradan açıldı fiyatları. Tüketici tüketemiyor, satıcı satamıyor. Normal vatandaş fıstığın ağzının açıklığına bakacak. Fıstığa baktığı zaman fıstığın içini görmesi lazım. Eğer fıstığın içini gördüğü zaman o fıstık yoğunluk olarak dalında çıtlar. Dalında çıtlamasının sebebi içinin iriliğidir. Etli olduğu için. Kötü fıstıkta, kötü demeyeyim de daha kalitesiz fıstık diyeyim size. Onlar da küçük olurlar. Ağzı kapalı olur. Bir çizgi gibi çıtlak olur. İyi fıstık da ağzı açık V şeklinde olur.